kendisi. Zira Suriye halkı bir zulme karşı direniyor. Suriye halkı haklarını elinden alan bir diktatöre karşı haklarını geri alma mücadelesini veriyor. Suriye halkı insanca yaşamanın barışı her yerde, her şartta yaşamanın özlemi içerisinde. Bu özlemi duyanlara terörist muamelesi yapmak, onları terörist olarak görmek hiçbir izahı olmayan yaklaşım tarzıdır. Onun için bu rejim lanetlenesi bir rejimdir. Zulm ile abad olunmaz. Fetih Suriye halkı için yakındır. Ben bunu görüyorum. Zira hiçbir zaman zalimler o koltuklarda ilelebet kalamadılar. Bu babasını geçti. Etti. 30 bin insanı, Müslümanı öldürdü. Bu ise şu an itibariyle 60 bin Suriyeli kardeşimizi öldürdü. Ve yaralılar yüz binlerce. Çocuk, kadın, yaşlı, acımaksızın. Mültecilerin sayısı şu anda 600 bini aştı. Ülke içinde 2,5 milyon. Bununla ayakta durması mümkün mü? Değil. Gidecektir. Bunu görüyorum. Ve Allah'ın yardımı yakındır. Hiç endişe etme. İnşallah biraz sonra kampı da ziyaret edeceğim. Ve oradaki kardeşlerimle de hemhal olacağım. Az önce sağ ayağı kopmuş bir yavrumuzun bana fotoğrafını gösterdiler. Bu cani durabilir mi? Bu zalim durabilir mi? Durmayacak. Ve gidecek. Onlarla beraber hareket edenler de inanıyorum ki ayakta kalamayacaklar. Kardeşlerim, bildiğiniz gibi dün Gaziantep'teydik. Ve çok ciddi yatırımların açılışını yaptık. Eski rakamla 1 trilyon 200 trilyonluk 64 başlıkta yatırımların açılışını yaptık. Gaziantep'imize hayırlı olsun. Bizi bağrına bastı. Biz de bizi unutmadık. Unutmuyoruz. Unutmayacağız. Değerli kardeşlerim, inşallah daha modern birinizi, inşallah altyapısıyla, üst yapısıyla daha farklı birinizi, çünkü size bu yakışır. Siz buna layıksınız. (Gülüyor)
şeyimiz var. İnşallah daha çok gayret edecek. Daha çok çalışacak. Ve böylece Nisip'imizi inşallah Gaziantep'imizi örnek ilçelerinden bir tanesi haline getireceğiz. Bu yeşil bizim daha güzel olacak. İnşallah el ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Ve tüm insanlarıyla bu güçlü nizimi daha güçlü hale getireceğiz. Kardeşlerim, tabii ki şu anda bu geçiş döneminde, bu geçiş sürecinde nizimin sıkıntıları yok değil, var. Ama takdir edersiniz ki bir anda adeta bir nüfus patlaması yaşayan Nizip'te bu tür sıkıntılar olacaktır. Ama bunları aşacağız. Hiç merak etmeyin. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Ve değerli kardeşlerim, bir taraftan güçlü Türkiye'yi inşa ederken bir diğer taraftan da güçlü Nizip'i inşa edeceğiz. Bizlere bir zamanlar hasta adam diyorlardı. Ama şimdi artık hasta adam ayağa kalktı. İktidarımız da ayağa kalktı. Elhamdülillah 10 yılda 1'e 3 katladı. Hatırlayın, IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Şimdi 860 milyon dolar. Mayıs ayında sıfırlıyoruz. Mayıs ayında sıfırlıyoruz. Fakat şimdi de IMF'ye 5 milyar dolar biz borç veriyoruz. Merkez Bankamızın kasasında 27,5 milyar dolar vardı. Söyle. Fakat şimdi Merkez Bankamızın kasasında 122 milyar dolar var. Ahmet Bakır var, Ahmet Bakır. Kameraman Adana ekibi var. Sizden özür diliyoruz. Demek ki yolsuzluk hortumlarını kestiğiniz zaman canlı yayın abi. Bu paralar nereye akıyor? Milletin cebine akıyor. Milletin hazinesine akıyor. Böyle olunca da 79 senede 6100 kilometre duble yol yapılan Türkiye'de biz 10 sene kilometre tuple yol sığdırıyoruz. Artık hastanelerimizin olmadığı iller kalmadı. İlçeler kalmadı. Her yere hastanelerimizi yapıyoruz. Yani benim vatandaşım bir ameliyat için ta Ankara'ya, İstanbul'a gitmesin diyoruz. Onun şehrinde donanımlı hastanelerimiz olsun. Büyük ilçelerimizde bunları yapalım diyoruz. Bakınız, artık benim vatandaşım istediği hastaneye gidebiliyor. Özelliğe de gidiyor, devlete de gidiyor. İstediği eczaneden gidip ilacını alabiliyor. Ne çileler çektik, hatırlayın o günleri. Ama artık
artık o defterler kapandı. Benim vatandaşıma, benim kızlarıma bu ülkede sen kat sayıya mahkumsun dediler. Sen İmam Hatip mezunusun dediler. Dolayısıyla sana her yere girmek yok dediler. Sabrettik, sabrettik, sabrettik. Kat sayı kalktı mı? Kalktı. Şimdi adalet tecelli etti. Artık İmam Hatip Okulu mezunları da istediği okula gidebilecek mi? Gidebilecek. Bu da aynı oldu. İstediği üniversiteye artık benim kızım başörtülü olarak giriyor mu? Giriyor. Bu da aynı oldu. Bak, sabır, zafer. Ama bunu hep beraber yaptık. Daha atacağımız mesafe çok, atacağımız adımlar çok. Bu ülkede benim halkımın arasında eşitsizliğe biz müsaade edemeyiz. Ve değerli kardeşlerim, bununla da kalmıyoruz. Bununla da kalmıyoruz. İnşallah. Artık eğitimde yeni bir dönem başlattı. Bu yeni dönemle şu 1-2 yıl içerisinde inşallah geçiş dönemini başarıyla atlatacağız ve eğitimde adeta bir sıçramayı gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Tabii ki bu bir reform. Reformlar kolay olmuyor. Devrimler kolay olmuyor. Bu Avrupa Birliği'ndeki sessiz devrimin farklı bir ülkemizdeki versiyonudur. Ve bu da devam edecek. Daha iyi olacak. İnşallah bizim bir arzumuz var. Bu ülkenin evlatları, bu ülkenin evlatları birbirine sevgiyle baksın. Sevdayla baksın. Biz AK Parti iktidarı olarak sizlere sevdalıyız. Biz sizlere sevdalıyız. Kardeşlerim, biz dertliyiz, dertli. Biz dertliyiz. Bizim derdimiz nedir biliyor musunuz? Bizim derdimiz sizin sorunlarınızdır. Efendi olmaya gelmedik. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik. Bizim farkımız bu. Onun için şunu iyi bilmenizi istiyorum. Muhalefet şöyle der, böyle der. Bunlara sadece şunu sorun. Kardeşim sen ne yapacaksın onu söyle. Bak sen ne yapacaksın onu söyle. Şu anda bütün bariyerleri kırıp aşan, yolumuzu açan bir iktidar var. Eğitimde yapılanlar ortada. Anacığım, yavrularımızın sırasına artık kitaplar konuyor mu? Ücretsiz olarak konuyor mu? Şimdi biliyorsunuz Fatih projesi devreye girdi. Artık sınıflarımızda akıllı tahtalar asılmaya başlandı. İnşallah şöyle 2-3 yıl içerisinde bütün okullarımıza bu akıllı tahtalar yerleşmiş olacak. Ve yavrularımız tabletlerle okula gidip gelecekler. O döneme geliyoruz. Ve bu proje bütün okullarımıza, dersliklerimize yerleştiği andan itibaren çocuklarımızın özgüveni de artacak. Sevgili kardeşlerim, şu anda biz orta öğretimde, lisede yavrularımıza kalkıp bir destek, yardım yapıyor muyuz? Onu da yapıyoruz. Kız çocuklarımıza daha fazla destek, erkeklere daha az. Ama parayı da anneye veriyoruz. Niye anneye veriyoruz? Babaya vermiyoruz.
kaymakamlıklara müracaat etsinler. Kaymakamlıklara müracaat etmek suretiyle haklarını alsınlar. Bakın üniversite öğrencilerini lisans eğitiminde gıda yardımıyla beraber 480 lira veriyoruz. Buraya geldik. Biz göreve geldiğimizde ne veriyorlardı? 45 lira. Bakın 1'e 10 bin arttı. Bunu biz başardık. Sevgili kardeşlerim, bitmedi. Sağlıkta işte hastaneler. Değerli kardeşlerim, ne zulümdü o? Şu anda ülkemin 17 noktasında helikopter, ambulanslar hastalarımızı taşıyor olağanüstü hallerde. Jet ambulanslarla şehirler arası taşımalar yapıyoruz. Hatta uluslararası taşımalar yapıyoruz. Neden? Çünkü bu millete yakışır da bunun için. Sevgili kardeşlerim, benim sizden bir talebim var. Bir isteğim var. Atarken bir şeyi başarmamız lazım. Nedir o? 11 yıl önce yola çıkarken bir şey söyledik. Şu anda 12. yıldayız. Dedik ki tek millet. Tek millet. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çatısı altında bir olacağız. Beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız dedik. Zira biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle aklınıza ne gelirse ya. Edeceğiz. Dolayısıyla tek millet. İki, tek bayrak. İşte bizim bayrağımız bu. Bu. İktidarını bulurlar. Zira bu bayrak rengini şehidimizin kanından almıştır. Hilal bağımsızlığımızın sembolüdür. Yıldız şehitlerimizin ifadesidir. Değerli kardeşlerim, bununla işte bu yola devam ediyoruz. Başka ne dedik? Değerli kardeşlerim, tek millet, tek bayrak, tek vatan. 780 bin kilometre karelik vatan topraklarında asla ameliyata müsaade etmeyiz. Bu vatan hepimizin. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Zazasıyla, Romanıyla, Arabıyla hepimizin. Kardeşimin sorununa evet.
kardeşimi seviyorum ama Kürtçülüğü reddediyorum. Çünkü biz red politikalarına hayır dedik. İnkar politikalarına hayır dedik. Asimilasyona hayır dedik. Tüm yaratılanları yaradandan ötürü sevdik. Ve ben Kürt kardeşime de, Türk kardeşime de, Arap kardeşime de hepsine eşit mesafedeyim. Hepsinin güvencesi biz. Çünkü biz sizi Allah için seviyoruz. Kolay mı? Kolay mı? Ve tek devlet. Sevgili kardeşlerim, etnik milliyetçiliğe hayır. Bölgesel milliyetçiliğe hayır. Dinsel milliyetçiliğe hayır. Ve biz bu topraklar içinde bir olalım, beraber olalım, iri olalım, diri olalım. Ben Suriyeli kardeşlerimi Nisipli kardeşlerime emanet ediyorum. Bizim şarkımızı biliyoruz değil mi? Biliyor muyuz? Neydi? Islahiye'ye gidecektik. Aşırı sis nedeniyle oraya gidemedik. Orayı Adalet Bakanımız Sadullah Bey milletvekili arkadaşlarımla birlikte oradaki töreni yaptı. Nisip'ten Islahiye'ye de selam gönderiyoruz. İnşallah bir dahaki Gaziantep seyahatinde Islahiye'ye de kesinlikle gideceğim. Islahiye'deki kardeşlerimin heyecanını da kendileriyle paylaşacağım. Nisip'ten Islahiye'ye selamlar, sevgiler diyorum.